Mehmet Müftüoğlu, gitmeden bir bana bir söz dediniz. Hemen evet. o sözü veriyorum. Ardından Cem Küçük ekonomiyle ilgili itirazlarını söyleyecek. Ersan Şen de diyor ki hele bir itirazlarını söylesin de dinleyin bakayım ben şimdi ne diyeceğim. Gürkan diye Bey de meydan okudu. Gürkan Bey çok önemli bir konuya temas etti. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın neden devam etmek zorunluluğu olduğu noktasında önemli bir tespitte bulundu. Türkiye'nin etrafına baktığımız zaman gerçekten yani etrafımız yangın yeri ve bütün yabancı devletlere de baktığımız zaman Türkiye'ye karşı bir defans ve terör örgütlerine bir destek var. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin iç meseleleriyle yoğunlaşıp da enerjisini içeride tüketmesi mi doğrudur? Yoksa dışarıya karşı daha güçlü bir şekilde defans yapması ya da saldırıya geçmesi mi önemlidir? Bu noktada evet MHP Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli ilk defa yani özür dilerim ilk defa değil en çok önemsediği husus da Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü noktasında gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Türkiye'nin güçlü olması. Bunun da yolu nereden geçiyor? Güçlü bir iktidardan geçiyor. Ve bu ittifakı da bunun için, öncelikli olarak bunun için sağlıyor. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyor. Şimdi aynı yaklaşımı tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden belki de bundan sonra beklenebilir. Çünkü bundan sonra diyorum. Kılıçdaroğlu dönemine baktığımız zaman ülkesini yurt dışında yabancılara şikayet eden bir CHP genel başkanı vardı. Şimdi Ali Haydar Bey reklam öncesi güzel bir perspektif çizdi. Hiçbir yere dokunmadı. Güzel bir ifadeyle olayı bağladı. İşte onun üzerine dedim ki Cumhur İttifakı dedim genişler mi dedim. Yani olayı bağladı. ben de. Çok da böyle sakin cevap veriyor. Sanki böyle gerçekten Sayın CHP'nin eski genel başkanı yurt dışında ülkemizi şikayet etmemiş gibi. Anayasa Mahkemesi'yle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının örtüştüğünü söyledi. Doğrudur, örtüşüyor. Ama Anayasa Mahkemesi bugüne kadar Türkiye'nin lehine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin lehine vermiş bir tane karar yok. Anayasa Mahkemesi. Şey olarak söylüyorum, mutlaka vardır. Yani yok derken, mesela özellikle bölücülerle ilgili, işte HDP ile ilgili, Gezi davası ile ilgili ya da HDP'de siyaset yapan kişilerin başvurularını hemen karara bağlıyor. Devleti suçlu buluyor, tazminata mahkum ediyor ama devletle ilgili, devletin lehine açılan hiçbir davayı da karara bağlamıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha uyumlu gidiyor diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani daha uyumlu gidiyor. Anayasa Mahkemesi adı üstünde. Yani devletin, evet, devlet ve milletin yanında durması gereken bir Anayasa Mahkemesi'nden bahsediyoruz. Bunu yapmıyor. Şimdi Sayın Özgür Özel, evet, açıklama yaptı. Dedi ki, ben ülke içinde muhalefetim, yurt dışında Türkiye Partisi'yim. Şimdi Türkiye sınır ötesi operasyon için bir hazırlık yapıyor. 11 Haziran'da PKK sözde yerel seçim yapacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey görüşme çok yapıyor. Çok anıldı bu başlık. Görüşmenin sonrasında bu seçimin yapılması için zeminin oluşmadığını, meşruiyet taşımayacağını. Ya bu konudan bahsediyorsunuz. Evet. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sözde seçim çalışmalarının Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğunu, bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğuracağını vurguladık. Milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldu bittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum dediği konu. Şimdi tam da bu noktada MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasında bu olaya değiniyor. Suriye'de ki o yapılanmaya, PKK yapılanmasına, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapılanmaya, Suriye ile birlikte askeri bir hareket yapılıp terör örgütü orada kökünden sökülüp atılmalı diye açıklama yapıyor. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı
bu konuyla ilgili çok kararlı bir duruş sergiliyor. Hiçbir şekilde teröre taviz verilmeyeceğini, bu konuda ne gerekiyorsa yapılacağını açıklıyor. Ve operasyon hazırlığının içinde, Türkiye'nin operasyon hazırlığı içinde olduğunu ifade ediyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan şu ana kadar ben şahsen duymadım, varsa da lütfen siz parti meclisi üyesisiniz, siz söyleyin. Diyorsunuz. Bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi burada nerede duruyor? Bu konuda nerede duruyor? Evet, tezkereden bahsettik. Bir tezkere çıkarsa metne bakacağız diye ifade etti. Metne bakıp ona göre karar vereceğiz diye ifade etti. Şimdi geçen dönemlerde çıkan tezkerelerde metinde şöyle bir ifade vardı. Ki bu zaten tezkerelerin klasik metinlerinde yer alıyor. Yabancı askerlerin Türkiye topraklarında barındırılması şeklinde, ki hiçbir dönem olmamıştır bu tezkere ile alakalı. Bu klişeleşmiş bir metin olduğu için ifade ediyorum. Bunu gerekçe göstererek tezkerelere katılmamıştı. Evet, oyu vermemişti. Aynı yaklaşımı önümüzdeki günlerde çıkabilecek bir tezkereye de böyle bir yaklaşım sergileyecek mi? Parti meclisi Sayın Ali Haydar Bey'den bunun cevaplanmasını rica ediyorum o zaman.